Hadi Titans bölümü inceleyelim. Oha. Oha. Anasının. Ya kusura bakmayın, öyle 43 dakikalık bölüm bir anda üstüme gelince anlık biraz delirmiş olabilirim. Ama merak etmeyin, çok kaliteli bir bölüm var elimizde. Fazlasıyla yoğun ve akıllardaki çoğu soruya açıklık getiriyor. Öncelikle tabii ki bölümün en önemli ve bizlerin de istediği kısmı Guard, yani Aqualad. Yani ilk görselleri gözüktüğünden veya bölüm ismi duyurulduğundan beri heyecandan çıldırmamıza sebep olan karakter. Peki Guard bölümde nasıl işlenmiş? Harika, muazzam, fantastik. Hem bölümü tamamen aslında geçmişte geçen bir bölüm yapmaları harika olmuş. Normalde bu tarz olaylarda karakterler bir şeyi anımsardı ve bundan dolayı o anıları görürdük. Ama ana olaylar gene normal zamanda geçerdi. Bunda o can sıkıcılık yok. Direkt olarak tamamen geçmişte geçen ve her karakterin farklı bir dönemde olduğu bir bölüm. Hani farklı bir dönem derken farklı bir ruh halinde. Bu farklı bir ruh halinde olma konusundan ileride bahsedeceğim ama önce bölüm senaryosundaki bazı kilit noktalara bakmak gerekiyor. Bölüm bunca konuşmadan anlayacağınız üzere bize orijinler yaşatıyor denebilir. Ama sadece Guard için değil, Deathstroke, Dr. Light ve hatta Donna'nın bile bugün olduğu hale nasıl geldiği küçük de güzel detaylarla ve direkt bölümün ana olayı olmasıyla anlatılıyor. Öncelikle bölüm içinde Donna ve Guard arasındaki etkileşimi sevdim. Özellikle Guard'ın karakter departmanında bir tık üstte tutulduğuna inanıyorum. Adamı özellikle beyaz atlı prens yapmışlar resmen. Olaylarda aslında bölümün sonlarındaki Donna'nın o garip hallerini... Lan yavaş, bu sahneyi dememiştim, bu değil, diğeri. Lan diğerine geç. Heh, şu ağlamalı olan. Donna'dan beklemezdim ama aşk işte, ne yaparsınız. Neyse, Donna'nın o garip hallerini saymazsanız ikilinin gelişimi çok iyiydi. Guard'ı da bayağı sevdim, güzel bir sinerjisi varmış ekiple aslında. Ve güçleri de aslında fena değil, hani normalde biz Trigon'da falan bayağı eleştirmiştik görselliği ama burada en azından sanırım karanlık olduğu için falan o kadar kötü durup hani göze falan batmıyor. Guard dışında bu bölüm Donna konusunda da gelişmeler var. Hani eski Donna hafif feminist, Frida Kahlo okuyan, işine bağlı halini görüyoruz. Hani ve tabii o hisler o kadar bastırılınca ne oluyor? Ha, bu oluyormuş. Donna'nın karakter gelişimi harbiden güzeldi ama hani sahnenin esprisini yapıyorum ama sevdiğimden yapıyorum, merak etmeyin. Sondaki o ühülü ağlamaya kadar gayet güzeldi. Orası farklı bir şekilde halledilebilirdi ama hani neyse. Ekibin kalanında da fazla bir durum yok hani. Dove ve Dick'in bir süre zaten bir aralarında bir şey olduğunu biliyorduk. Aralarında çok kısa bir Batman seni azdırıyor mu muhabbeti dönüyor. Hatta ki hayda dedirten sahnelerden biri daha diyebiliyorum sadece. So the old Batman thing turns you on. Excuse me, the fuck did you just say? Kötüler kanadında ise Deathstroke sağ olsun Titans bölümleri arasındaki en iyi bölüm girişini gördük diyebilirim. Harikaydı ve onun o sertliğini inanılmaz gösteriyordu. Hem Deathstroke'un yaptıkları hani başarıları, hem böyle hafif bir ünü olması, hem de bu görevlerine alış şekli falan konusunda iyi bir origin verdiler denebilir aslında. Hani tabii her şeyi göstermiyor ama güzel bir başlangıç. Dr. Light'ta ise fazla bir olay yok ama hani o arka plan hikayesini görmek güzeldi. Fena bir kötü değil, hani üzerine uğraşırlarsa harika olabilir. Sadece o kostümün biraz değişmesi lazım hani, çünkü o kostüm çok itici duruyor. Ben öyle aşırı mekanik kostümleri sevmiyorum ya. Ama onun dışında şimdilik benden bu kadar. Gene kısa tuttum farkındayım ama hani bölüm hızlı, ben ne yapabilirim ki? Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.